Levent Bey, şimdi tüm bu tabloda Ali Çınar'ın anlattıkları da bu sıcak bilgilerle değerlendirdiğimizde bu iş nereye doğru gidiyor ve sizin beklediğiniz bir vaziyette mi gelişti ya da sizin için de şaşırtıcı oldu mu bu tablo? Şimdi biraz önce sosyal medyada bir şey gördüm. Amerika dünyanın geri kalanına o kadar çok demokrasi götürdü ki kendine kalmamış diye birisi bir espri yapmış. Yani gerçekten şu anda dünyanın geri kalanına demokrasi taşıma gibi aslında kendisinden istenmeyen ama kendisine görev biçmiş, yani bunu misyon edinmiş bir ülkenin içler acısı haliyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada bundan sonrası için işte medyanın konumlanması, orada eyaletlerin seçime ilişkin aldığı kararlar, bir taraftan oy sayılırken bir taraftan oy kullanılmasının devam etmesi, ya bunlar Amerika gibi yani rol model olarak her yerde anlatılan ülkenin içine düştüğü kötü durum açısından yani belki 10 yıllar boyunca hatırlanacak kötü örnekler olarak tarihi kayıtlara geçiyor. Şimdi bu pandemi konusu Amerikan seçimlerinde çok etkili oldu. Çünkü pandemi başlamadan önce Trump'ın tweetlerine baktığınızda işte Nasdaq'ın ne kadar yükseldiğini, Amerikan borsalarının ne kadar yükseldiğini, işte işsizlik oranının işte tarihi %3 seviyelerinin altına indiğini sürekli Trump söylüyordu ve bu da çok ciddi karşılık buluyordu. Hatta pandeminin ilk döneminde eğer Trump yani hastalıkla dalga geçmek yerine belki biraz daha ciddi hareket etseydi yine bu sonuç olmayabilirdi. Trump bu işi götürebilirdi. Ama demokratlar bu konuyu o kadar güzel yönettiler ki pandemi konusunu maalesef bugün geldiğimiz noktada Amerika bu duruma düştü. Tabii Trump mı Biden mı konusu Sayın Ali Çınar orada daha yakın konuya. Eyaletler bunu belirleyecek. Tabii Amerikan seçim sistemi çok enteresan. Hani biz ben 2016 seçimlerini hatırlıyorum. 2016'da Hillary Clinton 2,8 milyon oy fazla almış olmasına rağmen yani sandalye sayısını Trump daha fazla aldığı için yani %2'lik bir oy farkına rağmen Trump Amerikan başkanı olmuştu. Şimdi burada Amerikan seçim sistemi konusu, Amerikan seçim sisteminin güncellenmesi konusu yani bir süreden bu yana konuşulan konulardan bir tanesiydi. Özellikle bu postayla kullanılan oylar meselesi ki postayla kullanılan oylar yani postayla oy kullanma dönemi başladığında Trump'ın dip yaptığı dönemde başladı bu. Hatta ilk debate'de çok kötüydü. Yani o karşılıklı televizyon tartışmasında Trump çok kötüydü. Ve o dönemde postayla oy kullanılmaya başlanmıştı. Biraz önce Sayın Ali Çınar da söyledi. Yani zaten seçim gününe geldiğimizde kabaca 65 milyon oy kullanılmıştı. Ve o posta oylarının kullanıldığı dönemde Trump'ın algısı çok kötüydü ve bunda işte medya konusu var, işte orada yerleşik kurumsal sistemler konusu var. Ama özünde şöyle bir şey var. Bugün geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri'ni bundan sonrası için bekleyen süreç birazcık yargı kararlarıyla şekillenecekmiş gibi görünüyor. Peki Amerika'da sokaklar karışır mı konusu? Açıkçası ben Amerika'daki güvenlik kurumlarının böyle bir şeye çok müsaade edeceğini düşünmüyorum. Çünkü yani her ne kadar işte Amerikan başkanı çok önemli olsa da dönem dönem Amerikan başkanının söylemleri ve kararlarının dışında hareket eden Amerika'daki yerleşik kurumlar, işte bizim literatürde establishment dediğimiz kurumlar var ve bu kurumlar ağırlıklı olarak hani Amerikan başkanının söylemleriyle değil de Amerika'nın kalıcı politikalarına göre hareket eden kurumlar. Dolayısıyla ben onların bir sokak hareketine, sokakların karışmasına çok müsaade edeceğini düşünmüyorum. Eğer Amerika'da bir sistem sokakların karışmasını istemiş olsaydı, işte orada siyahi bir Amerikalı vatandaşın polis tarafından öldürüldüğü dönem bunun için son derece müsaitti. Ha, bir ufak tefek eylemler olduğu, biraz dozu arttı falan ama hiçbir zaman böyle bir iç savaş, sokakların kontrolden çıkacağı bir duruma evrilmedi. Seçim kaos getirecek mi? Bence seçim şöyle bir kaos getirecek. Sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil, dünyanın geri kalanı için bu belirsizlik, bu belirsizliğin devam ediyor olması, ekonomilerin pandemiyle mücadele ettiği dönem, Amerika-Avrupa Birliği ilişkileri, Amerika-Çin ilişkileri, Amerika'nın dünyanın geri kalanıyla olan
ilişkileri noktasından konuya baktığımızda zaten bir kaotik ortam vardı. Trump yönetimi 2017 Aralık'ta Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'ni yayınladığında, o Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'ni incelediğimizde zaten Amerika Birleşik Devletleri biraz da kaotik bir dünya istiyordu. Çünkü bu kaotik dünya Amerika'nın kaybediyor olduğu eski gücünü yeniden kazanmak için bir fırsat sunuyordu Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bu biraz Amerika'daki sistemin istediği bir şeydi, dünyadaki kaos. Ya bu böyle çünkü devam edecek dünyada, mi? Kaos olduğu sürece. Evet. Öyle mi diyorsunuz? Ya ben çok inanılmaz bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri dev bir gemi, yani Titanic'i döndürmeye çalışıyorsunuz. Yani Titanic kolay kolay o manevrayı yapamaz. Yani o koca gemiyi döndürmeye çalışıyorsunuz ve ya Trump 4 yıldır o gemiyi döndürmeye çalıştı. Ya bu kadar döndü işte. Yani işte bu seçimde gördük. Bütün yerleşik sistemler, ya bunun için küreselciler diyebiliriz, finans oligarşisi, finans elitleri diyebiliriz. İşte orada silah lobisi çok etkin, onlar diyebiliriz. Yani Trump geminin ucunu, rotasını yani peki, çok az döndürebildi. Ve o buzdağına doğru Amerika gidiyordu zaten. Biz bunu gördük. Evet. Ve buzdağına çarptı şu anda Amerika. Bir konu daha var. Buyurun. Yani Amerika'da demokrasiden falan bahsediyoruz ama yani orada şöyle bir sıkıntı var. Bakın bugün kongre seçimleri, senato seçimleri konusunda bu kongre üyelerini ve senatörleri finanse eden mekanizmalar var, lobiler var. Ve dolayısıyla buradan çıkan kararlar, burada verilen kanun teklifleri vesaire konulara baktığımızda ya aslında bu finansal gücü elinde tutan gruplar, kişiler, lobiler çok etkinler. Ve ben Biden'la Trump arasında hani kısa ve orta vadede inanılmaz bir fark görmüyorum. Sayın Ali Çınar'ın söylediğine de katılıyorum. Yani 3. Obama dönemi konusu. Çünkü Amerika o kaybediyor olduğu bir güç var. Dünyanın ekonomik ağırlık merkezi, dünyanın o batı eksenli güç merkezi çok hızlı bir şekilde doğuya doğru hareket etti. Amerika bunu çok kaldıramıyor, Amerika'daki yerleşik sistemler. Bu açıdan Obama tarzı, yani demokratların çok istediği, dünyanın geri kalanında aşırı etkin bir dış politika izleyen, yani Trump gibi bizim buralarda ne işimiz var, biz buralardan çıkalım diyen değil de biz buralarda olmalıyız diyen bir Amerikan, yani bir Beyaz Saray yönetimine ihtiyaç duyuyordu oradaki yerleşik sistem. Bunu da realize etmek için tüm gücüyle yüklendiler. Peki. Pandemi bunun için önemli bir fırsat oldu. Trump da dönem dönem hatalarla buna fırsat sağladı ve geldiğimiz noktada Biden ipi göğüsleyecekmiş gibi görünüyor ama çok da ben inanılmaz değişiklikler olacağını düşünmüyorum. Peki. Şimdi olacak mı, olmayacak mı? Buna Amerika Birleşik Devletleri'nden Ali Çınar nasıl yanıt verecek? Üçüncü Obama dönemi dediği için Obama dönemini hatırlayalım. Suriye meselesi, orayla ilgili gördüğümüz tavır Türkiye açısından en önemli noktalardan biriydi bu. Dolayısıyla Biden'ın yaptığı açıklamalar YPG'ye, belli ki Biden'ın açıklamalarında verdiği sinyaller, o destek devam edecek. Belki de daha da artacak. Doğru mu anlıyoruz Ali Çınar? Evet, yani şimdi Levent Bey'e şöyle cevap vereyim. Eğer Biden'ın kampanyasındaki dış politika stratejisine baktığımızda birçok maddesinde Obama'ya atıfta bulunuyor. Obama Biden'la şöyle yaptık. Obama Biden'da İran'la olan yumuşamayı, nükleer enerji konusunda Avrupa ile tekrar bu anlaşmayı yapacağız tarzında. Her şey Obama odaklı bir strateji üzerine tekrar geliyor. Nedenlerinden bir tanesi de Joe Biden'ın tüm ekibi Obama ve Hillary Clinton ekibinden oluşuyor. Bunun içinde Brett McCurk gibi PKK-YPG sempatizanlarının içinde olduğu bir grup var. O nedenle NATO, uluslararası örgütlere inanç ve çalışma da Biden yönetiminde olacak. Yani işte Paris İklim Anlaşması'ndan çıktılar, tekrar gelecek. UNICEF'ten Trump dönemi çıktı, tekrar üye olacaklar. Dünya Sağlık Örgütü'nden çıktılar, tekrar gelecekler. Yani biz Obama döneminde, yani Biden'ı tekrar yeniden keşfetmeye gerek yok. Biden takım oyunuyla diğer devlet kurumları ne diyorsa o şekilde idare edecek bir kişi. Yani Trump gibi böyle kafasına göre iş yapmayacak bir profil çiziyor. Yani Biden'ın biz 8 yılda neler yaptığını da biliyoruz Obama döneminde. Şu anda Suriye'de yaşananlar, Assad dönemi, ki geçen gün bir Suriyeli Amerikalı ile konuştuğumdan örnek vereyim.
Asad rejiminin bu kadar güçlü olması, bölgeye Rusya ve İran'ın daha nüfuz etmesinin en büyük nedeni Obama'nın Suriye'deki dış politikadaki zayıflığı, YPG PKK'yı yeşertmesi oldu. Yani burada demokratlar bile yapılan hataları söylüyorlar. Şu anda Kırım'ın kaybedilmesi Obama Ve döneminde. Genele baktığımızda Türkiye'de birçok yalnız hata bıraktılar var. Bu Suriye'de. hataların tekrar Buyurun Sayın Pekin, yapıl... çok pardon. Türkiye'yi de yalnız bıraktılar Suriye'de Obama döneminde. 2011'de başlayan Suriye karışıklığında, iç savaşında bir başlangıçta beraber Arasını hareket gerçek. ederken Türkiye'yi bir anda yalnız bıraktılar ve PKK ile PYD ile iş tutmaya çalıştılar. Maalesef buna Batı da uydu. Başta Fransa ve İngiltere olmak üzere. Onu da hep hesaba katmamız lazım. Yani Obama'nın da böyle bir şeyi var.